bu haysiyet düşmanı, şerefsiz Suriyeli Afganlar arasından kiralık katiller devşirilmeye başlanmıştır. Keşke Tanju Başkan'a gösterdiğiniz tepkiyi evlatlarımızı bıçaklayan, öldüren Suriyeli mafya çetelerine, siz hiç Türk halkına gerçekten bu insanların ülkesinde misafir etmek isteyip istemediğini sordunuz mu? Özetle gerçek rakam Suriye macerasının Türkiye'ye maliyeti 80 milyar doların üzerinde. Bugün kim Suriyeliler vatanlarına dönmesin, vatandaşlık verelim diyorsa bilin ki emperyalizmin Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan kurma projesinin yerli işbirlikçisidir. Suriyelileri, Afganları, Somalileri, Pakistanlıları, Bangladeşlileri dünyanın 190 ülkesinden Türkiye'ye gelenleri bu misafirperverlikle ülkesinde misafir ettiğinden bahsediyor. Siz hiç Türk halkına gerçekten bu insanların ülkesinde misafir etmek isteyip istemediğini sordunuz mu? Kimden izin aldınız vatanımızı başkalarıyla paylaşmak için? O zaman Türk halkına soralım. Yapın bir referandum. Sığınmacılar geri dönsün mü, dönmesin mi? Türk halkına soralım. Koyun sandığı ortaya. O sandıktan çıkan cevaba siz de uyun, biz de uyun. Hatta gelin size bir teklifim var. Sandığa sadece AK Parti'ye oy veren seçmenler oy atsınlar. Oradan çıkacak sonuçta kabulümüz. Diğer partilere oy veren hiçbir seçmen sandıkta oy kullanmasın. Hatta gelin AK Parti'ye oy veren değil, AK Parti il binalarında, ilçe binalarında yapalım, sadece AK Parti üyeleri oy kullansınlar. Suriyeliler kalsın mı, kalmasın mı? Hadi hongri meydan size. Malatya'da organize sanayi bölgesine bir araç getirilir. Bu araç tamir için getirilir ve tamirci arkadaş aracın içini açtığı zaman yerde bunu görür. Gördüğünüz gibi Türk bayrağı pedalların olduğu yere konulur. Aracı getiren kişi bir Suriyeli. Bunun üzerine genç kaportacı Suriyeli'yi hırpalar ve fotoğraflarını çeker aracın ve aracın içindeki bu rezilliğin. Malatya Emniyet Müdürü Sayın Ercan Dağdeviren'i aradım ve olayı kendisine aktardıktan sonra bu genç tamirci arkadaşın telefon numarasını da vererek Ercan Müdür'le irtibata geçmelerini sağladım. Umarım Malatya polisi de bu Türk milletinin bakıp, besleyip, doyurduğu, ülkesinde sakladığı bu haysiyet düşmanı, şerefsiz Suriyeli'yi gözaltına almış ve mahkemeye sevk etmiştir. Olayın takipçisi olacağım. Bu göç sırasında Türkiye'de yeni terör örgütlenmesi imkanlarının ortaya çıktığını, sağlık açısından ağır tehditler, salgın tehditleri oluşturduğunu bu göçün, Birleşmiş Milletler dahil birçok uluslararası kuruluşun Türkiye'de Afgan göçünden kaynaklı tehditler konusunda senaryo çalışmaları yaptığını defaatle
gündeme getirdim. Ancak göç ve göçün stratejik konuları konusunda hala aymazlık içerisinde olan iktidar göçü durdurmamakta ve gerçekleşen göçü geri çevirmek için en ufak bir eylem içerisinde olmamaktadır. Türkiye'ye yönelik göç eğer bu aşamada kararlı bir şekilde geri çevrilmezse önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir. İktidar ne kadar bu göçten kaynaklanan şiddet olaylarını Türk halkından gizlemeye çalışırsa çalışsın, artık bunların bir bölümü kamuoyu tarafından da öğrenilmektedir. Nitekim dün İstanbul'da Afganlar tarafından iki genç bıçakla ağır şekilde yaralanmış ve yaralayan Afganlar tesadüfen bıçağın kırmızı saplı olmasının görülmesiyle daha sonra polis takibatıyla yakalanmışlardır. Yine Konya'da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştır ki Afganlar arasından kiralık katiller devşirilmeye başlanmıştır. Bu sürecin bu şekilde devam etmesi Türkiye'yi bir etnik cehenneme sürükleyecektir. Bir an önce sayıları 8 milyona ulaşmış olan Türkiye'deki sığınmacıların ve kaçakların kendi ülkelerine dönmesi için gereken tedbirler hızla alınmalıdır. Mevcut saray rejimi ve sarı muhalefet bu konuda en ufak bir adım atmayacaklardır. Sığınmacıları geri yollayacağını söyleyen sarı muhalefetten bir belediye başkanı çıkıp bir çığlık şeklinde bir önlem önerdiğinde önlemin içeriği tartışılsa dahi derhal linç edilmeye çalışılmaktadır. Bolu Belediye Başkanı Tanju Başkan'ı şimdi linç etmeye bazı çevrelerin kendi partisi dahil çalıştığını üzüntüyle görüyoruz. Keşke Tanju Başkan'a gösterdiğiniz tepkiyi evlatlarımızı bıçaklayan, öldüren Suriyeli mafya çetelerine veya Afganlara gösterseydiniz de sizin tepkinizin birazcık dahi olsa insancıl olduğuna inansaydık. Halen kayıtlı 3.8 milyon Suriyeli sığınmacı Türkiye'de yaşıyor. Sadece kayıtlı olanlar üzerinden hesaplandığında dahi Türkiye en fazla sığınmacının olduğu ülke bütün dünyada. Oysa gerçek sığınmacı sayısı 3.8 milyon değil. 1.5 milyon da kayıtsız Suriyeli var. Yani Türkiye'de toplam 5.3 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Devletin açıkladığı rakamlardan hareket edersek. Yapılan bir hesaplama Selçuk Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Alagöz. Yanımda raporu getirdim, sizlere de dağıtıyorum. Mehmet Hoca'nın yazdığı rapor 2011-2019 arasında Suriyeli sığınmacılar için Türk devlet kaynaklarından harcanan paranın 51.1 milyar dolar olduğunu gösteriyor. 7.1 milyar da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği fonlarından alınmış. Özetle harcandığı tespit edilen para, sadece tespit edilenden bahsediyorum. Bakın 58.2 milyar dolar, 40 milyar dolar falan değil. Çok daha fazla. Üstelik bu 58 milyar doların içerisinde Suriye'nin kuzeyinde 3 milyon Suriyeli'ye yapılan yardımların paraları yok. Orada ödenen devlet memurlarının, Suriyeli devlet memurlarının maaşları yok. Yapılan askeri harcamalar yok. ÖSA'ya ödenen paralar yok. Rus uçağı düşürüldükten sonra Rusya ile çıkan ekonomik krizden dolayı uğradığımız kayıplar yok.
Özetle gerçek rakam Suriye macerasının Türkiye'ye maliyeti 80 milyar doların üzerinde. Türkiye'de bir Suriye mafyası oluşuyor. Türkiye'deki Suriyeliler arasında polis sık sık operasyonlar ile IŞİD'li terörist topluyor. IŞİD'in şu ana kadar Türkiye'de yapmış olduğu saldırılarda 300'e yakın insanımızı kaybettik. Sadece 2020 ve 2021'de Suriyeli sığınmacılar için harcanması gereken para 21 milyar dolar. Bu kadar ağır bir ekonomik krizden geçerken bir de bu yükü Türkiye, Türk halkı kaldırmak zorunda kalıyor. Sığınmacıların üst sınırı, kırmızı çizgi 100 bin demişlerdi. Bugün 5.3 milyon Suriyeli var bu ülkede. Yarın bunlara vatandaşlık verme için de çalışmalara başladılar. Durumun vahametini siz düşünün. Öte yandan Suriyelilerin misafirliklerinin ev sahipliğine dönmesi durumunda Türk vatanının emperyalist saldırılara açık hale geleceğini de görüyoruz. Değerli basın mensupları, Yeni Şafak gazetesi ve AK trollere sormak isterim. Gaziantep'te askerden döndüğü evinin önünde gece otururken Suriyeli çeteler tarafından boğazından Rambo bıçağıyla bıçaklanarak katledilen Necati Bağcı'nın ölümünden kim sorumlu? İstanbul'da sadece kendilerine güldü diye gün ortasında kaburgalarını kırarak kalbinden bıçaklayıp öldürdükleri İsmail Bayar'ın ölümünden, cinayetinden kim sorumlu? Biz provokasyon olmasın diye bu kardeşlerimizin cenazelerine bile gitmedik. Bizim gösterdiğimiz sorumluluğun binde birini bile göstermeyen çevrelerin, güruhların konuşmaya hakları dahi yoktur. Bir de bu son günlerde bu AK troll saldırılarına Suriyeli trollerin saldırıları da eklendi. Türkçe'de bir laf vardır. Dağdan gelip bağdakini kovmak diye. Bu Suriyeli troll hesaplarını da uyarıyorum. Haddinizi ve misafirliğinizi bilin. Değerli basın mensupları, bugün kim Suriyeliler vatanlarına dönmesin, vatandaşlık verelim diyorsa bilin ki emperyalizmin Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan kurma projesinin yerli işbirlikçisidir. Taşeronudur. ABD Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. Avrupa Birliği Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. İsrail Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. PKK Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. IŞİD Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. Bir de AK troller Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. Ama Türk halkının %90'ı ezici bir çoğunlukla Suriyeliler vatanlarına artık dönmeye başlasın. Yeter bu kadar misafirlik diyor. Türkiye'ye, Türk vatanına bizim verdiğimiz değeri vermeyenler, Türkiye'ye arsa gibi bakanlar vatanlarını Suriyelilerle paylaşmak konusunda çok hevesliler. Bunu görüyoruz. Milli kimliği zayıf, vatan sevgisi cılız olanların vatanlarını paylaşmak konusunda hevesli olabilirler. Biz Türk vatanını, vatanımızı hiç kimseyle paylaşmamak konusunda kararlıyız. Hepinizi saygıyla selamlarım.